Dedem Demokrat ve Özgürlükçü Robotlar Partisi'nden ikinci bölge üçüncü sıra aday oluyor ve seçimi kazanıyor. Dönemin parti başkanı Jean Baudrillard dedemi yanına çağırıyor. İnsanların diyor hayırdır insanlar. İnsanlardan bıktım. Ben diyor bu insanları bir tane tarlaya Matrix'e yollayacağım diyor. Ben diyor robotlarla anlaştım diyor. Bana diyor ama diyor bir tarla lazım. O insan tarlasını diyor senin tarlaya vursam olur mu diyor. Dedem diyor yani ben diyor hani simülasyondan korksam diyor simülakur olmazdım diyor. Böyle entelektüel ama kimsenin anlamayacağı bir espri yapıyor. Yani ne ekersen onu biçersin diyor. Eğitim ekeriz diyor. Aziz Sancar biçeriz. Baudrillard dedemin tarlasını alıyor. Dedemin parasını vermiyor. Dedem tabii gidiyor diyor ki ya diyor Baudrillard diyor vergisini hem Matrix'te ödeyeceğim hem diyor dünyada ödeyeceğim ben iki kat vergi ödüyorum. Domates de ekemiyorum. Baudrillard kriz var deyip dedemin kafasına 82 anayasası fırlatıyor ama dedem eğiliyor. 82 anayasa gidiyor tarlasına Aziz Sancar'larla beraber tarlayı yakıyor. Tabi o Aziz Sancar'ın şeyiyle duman yükseliyor. Gökyüzüne doğru baya kuvvetli kara bir duman yükseliyor. Güneş enerjiyle çalışan robotlar ya diyor bu kara duman ne alaka hani? Biz diyor güneş enerjisiyle çalıştığımızı bilmiyor musunuz ki de bilmesen yanlışlıkla oldu derim diyor robotlar. İnsanlara kızıyorlar bu. Ben nasıl çalışacağım bu şartlar altında? İnsanlara da nispet yapma adına dünyaya merkez sağ egze kuruyorlar. Antropoza girmiş aydınların ilgisini çekiyor. Fakat bir süre sonra ekonomi bozuluyor. Ekonomi bozulunca dünyada iç savaş çıkıyor. İnsanlar, robotlar ve Suriyeliler arasında. Suriyeliler Zion'a kaçıyor, savaşı robotlar kazanıyor. Robotlar savaşı kazanınca insanlara ceza maksadıyla Baudrillard'ın planını devreye sokuyorlar. İnsan tarlasını dedemin tarlasına kuruyorlar. Matrix'i açıyorlar. Dedem milletvekillikten istifa edip robotların KPSS sınavına giriyor. KPSS sınavından 70 alıyor ama atanamıyor. Araya iş makinesi ve biçer döver tanıdıklarını sokarak ajan olarak Doğu görevini Matrix'te yapıyor. İlk iş olarak Jean Baudrillard'ın Matrix'teki halini FETÖ'cü diye içeri atıyor. Dönemin ekonomi bakanı Wachowski ve kahin de FETÖ'cü diye içeri girince sahte seçilmiş kişi olan ne o? Sinirleniyor. Dedemin yanına geliyor. Diyor ki böyle böyle ben seçilmiş kişiyim diyor. Dedem diyor ben de seçilmiş kişiyim diyor. Ben diyor senin gibi diyor kırmızı mavi bonibonlarla buraya gelmedim. Beni diyor halk seçti. Seni kim seçti diyor. Sineyi millete dönelim. Yeniden seçim yapalım. Gerçeğini halk seçer diyor seçilmiş kişinin. Neo tamam diyor. Dedemle Neo seçime giriyor ama Suriyeliler Neo'ya oy verince dedem seçimi kaybediyor. Dedeme virüs ithamında bulunuyorlar. Dedem çok halkçı bir insan olduğu için ben virüssem Kaspersky da halktır diyor. Kaspersky dedemi karantina altına alıyor. Dedem de çok üzülüyor. Bunun bir yazılımsal hata olduğunu düşünüp Matrix'in ana serverının bulunduğu Ankara'ya gidiyor. Matrix'e format atıyor. Format atıp Windows 98 yüklüyor ama Windows 98 Matrix'te driver sorunu yaşadığı için Matrix'te yaşayan insanlar maalesef adalete karşı duyarsız hale geliyor. Dedem bunu da çözmek için kendini kopyalıyor ama kendi kopyası dedemden yakışıklı olduğu için geri siliyor. İşte vay efendim bunlar uydurma. İşte oturduğu yerden sallıyor. Kanıtı mı var? İşte size kanıt. Dedemin kahinden almış olduğu kurabiye. Bu kurabiyeyi yiyen merkez sağ milletvekili oluyor. Gönderme var. Selam çakmışlar.